Hulusi Efendi çocukluğundan itibaren, gençliğinden itibaren her şeyden önce tasavvufi bir muhitte yetişmiş olan Has Bahçe'nin gül kokulu güzide isimlerinden birisi. Gerek nesebi, soyu, gerekse manevi e, çevresi Hazret'in çocukluktan itibaren rahmet iksiri ile yoğrulmasına sebebiyet vermiş ki gerek babasının gerekse kendi manevi iştiyakının etkisiyle İhramcı Zade Hazretleri ile tanışması, görüşmesi ve İhramzade'ye Zade'ye olan muhabbeti Hazret'in e, manevi neşesinin İhramzade'den Zade'den demlenmesine sebebiyet verdiğini görmekteyiz. Divan'ın okuduğumuzda divanı baştan sona bir aşk divanı. Nasıl ki Mevlana Şems-i Tebrizi ile buluştuktan sonra kendisi üzerindeki baskın karakteri divanı Kebir'inde bir aşk yolculuğuna sevk etmişse İhramzade ile tanıştıktan, buluştuktan, beraber yol yürüdükten sonra Hulusi Efendi de adeta cuşuraha gelmiş. Coşku dünyasına bürünmüş. Muhabbet iksiri olmuş ve doğuş dediğimiz vakat, keşf dediğimiz ilhamlar, muhabbet dediğimiz aşk dokusu onu sarmalamış. Divanı baştan sona okuduğumuz zaman gerek okuyanı, gerek dinleyeni, Samimi olarak dokunduğu zaman yakan bir divanı var. Divan edebiyatının Cumhuriyet Türkiye'sindeki belki de son temsilcisi olması bakımından ve aşk dilini şiir tadında yoğurmuş olması Cumhuriyet Türkiye'sinde çorak topraklara adeta güneş olmuş. Benim Hazretin tasavvuf anlayışında ön plana çıkan en temel özelliği aşk yolculuğu ve aşk divanı olması. Mektupları okuduğumuzda mektuplarda ortaya çıkan ana temanın tasavvufi karakterin dostluk olduğunu, muhabbet olduğunu, sohbet olduğunu görmekteyiz. Kimin derdi varsa derman olmak için yazılan o mektuplar. Kimin sıkıntısı varsa onları bertaraf etmek için gönderilmiş olan mektuplar hutbeleri dinle okuduğumuzda sanki dinlediğimizi Daren'de de Somuncu Baba camiinde mihraba minbere hakkını vererek Türkiye'nin zor zamanlarında çoğu zaman meccanen ücretsiz yapmış olduğu imam hatiplik e, görevini resmiyeti büründükten sonra da samimiyetle sürdürdüğünü görmekteyiz. Hutbelerde dini mübine sadakat, istikamet çizgisinde Müslüman olma hassasiyeti, edep yolculuğu, ahlak adab çizgisi, tasavvufun halkın anlayabileceği bir eda ile neşv nema bulduğu, İslam'ın bir bütün olarak yaşanması, İslam ahlakının istenlikle yansıtılması noktasında nedenli gayretkeş, ve son derece e, liyakatli olduğunu görmekteyiz. Onun yazılı eserlerinin yanında bir de tasavvufu fiilen temsil eden hizmet sahası var. Tarihi eserlerin ayağa kalkması, imar faaliyetlerinin bir bütün halinde olması ve yıkıma maruz kalmış olan camilerin, mescitlerin onarılması, köprülerin onarılması, hastanelerin yapılması, yurtların, yuvaların, okulların ilahiyatın imam hatibin kurulması açılması ve suyu olmayan köylere su götürme derdi ile yaptığınız işi en güzeliyle sanat tadında estetik boyutunda ve son derece Müslümana yaraşır bir kalıcı eser gibi bırakmak hassasiyeti onun tasavvuf kemalat ilmidir. İhtisas ilmidir. Nezaket ilmidir. Muhabbet yolculuğudur. Tanımlarına nedenli uyan bir manevi çizgiye sahip olduğunu görmekteyiz.